Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 5 Kasım 2017 Pazar ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, orta öğretimden liselere geçişte TEOG yerine gelen yeni sistemi açıkladı. Buna göre liselere geçişte sınavsız mahalli yerleştirme sistemi uygulanacak. Bu sistemde öğrenciler adreslerine en yakın 5 okuldan birini tercih edecek. Fen liseleri gibi okulları hedefleyenlerse Haziran ayında yapılacak merkezi sınava girecek. Liselere geçişte sınav zorunluluğu kalktı. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini, kayıt sistemini getirdik. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un yerine gelecek yeni sistemin adını bu sözlerle açıkladı. Peki yeni sistemde öğrenciler nasıl yerleştirilecek? En yakın okuluna yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerden evine en yakın 5 okuldan birini seçmesini isteyecek. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada. Okullarda kontenjan sorunu ortaya çıktığı takdirde ise eleme yapılacak. Yani kontenjanı 80 olan bir okula 100 kişi başvurduğunda 20 kişi başka liseye yönlendirilecek. Elemede okul puanı esas alınacak. İkamete dayalı sistem, öğrenciler İmam Hatip liselerine zorlanıyor şeklinde eleştiriler de almıştı. Bakan Yılmaz bu eleştirilere de yanıt verdi. Hiçbir öğrencimizi istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada. Fen lisesi ve bazı özel okulları hedefleyenleri ise merkezi bir sınav bekliyor. İsteğe bağlı, doğrudur. Soruları biz hazırlıyoruz. Hepsi bulunduğu illerde yapılacak, yerelde yapılacak. Tamam. Ama bütün sorular merkezden bakanlığımızca hazırlanacak. Bu sınavı Haziran ayının ilk hafta sonunda yapacağız. Merkezi sınavın ayrıntılarını da anlattı Milli Eğitim Bakanı. Sınav sonuçlarının da Haziran ayı içinde açıklanacağını söyledi. Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Sınav temel dersleri içerecek. Toplam 60 sorudan oluşacak ve 90 dakikalık bir süre var. Sınavı 8. sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6. 7. ve 8. sınıf ders müfredatına, bu müfredatla amaçladığımız kazanımlarına ve ders kitaplarımıza, bunun da altını özellikle çiziyorum, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tepki çeken öğretmenlere performans sistemi ve atamalarla ilgili açıklamalar da yaptı. Haziran ayında 20 bin öğretmen ataması yapmayı planladıklarını belirten Yılmaz, atama sayısının Çalışma Bakanı ile yapılacak istişareden sonra netlik kazanacağını belirtti. Önümüzdeki yıl bir öğretmen, 20 bine yakın bir öğretmen alacağız. Son rakamı işte Sayın Başbakanımızla, Maliye Bakanımızla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla bir araya gelip tespit edeceğiz. 20 bine yakın bir öğretmenin alımı için Şubat'ta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen Mayıs'ta sınavlarını yaparız. Haziran, Temmuz'da da atamasını gerçekleştiririz. 20 bin öğretmen. Sayın Bakanım, öğretmenlerimizin performanslarını ölçüyor musunuz, ölçecek misiniz? Şimdi şuraya bakarsak yine 10. Kalkınma Planı'nda. 10. Kalkınma Planı'nda yine öğretmenlerin, öğretmen ve eğitim yöneticilerin performans kriterlerinin belirlenmesi yeni bir olay değil. Ne zaman? 10. planda. 2012'de hazırlamış, 2014'de evet, ilan edilmiş. Resmi gazetede 2 Temmuz 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. 6 Temmuz 2013'te resmi gazetede yayınlanmış. Bu çok eskiden beri olan bir şey. Bizde 657 var. Öğretmenlerimize böyle performansla kapı dışına koyabilmek mümkün değil. Peki ne yapılması lazım? Öğretmenlerimizin hangi alanlarda hizmetçi eğitime o ihtiyacı olduğunu tespit edilmesi lazım. Bunun yolu öğretmenlerimize de sorulabilir. Müdürlerimize de sorulabilir. Dolayısıyla da eğitimle ilgili akademisyenlerin yapacağı bir çalışmayla da ortaya çıkabilir ki. Bununla iki, başarılı olan öğretmenleri de ödüllendirmek lazım. İlave puan verilebilir. Daha kısa zamanlarda işte daha iyi bir yerlere gelebilir atanması. Niçin? Başarıyı ödüllendirmezseniz tabir şu derler. Testiyi kıranla testiyi doldurup getireni aynı tutmak bu yöneticilikte uygun değil. Türkiye'de gündem kısmen sakindi. Herkes Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına odaklanmıştı. Ama dünya adeta çalkalanıyor. O çalkantının adresi bu kez Suudi Arabistan.
Suudi Arabistan'da dün gece son yılların en hareketli saatleri yaşandı. Hareketlilik Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifasıyla başladı. Önce Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a füze fırlattı. Saldırının ardından Suudi Arabistan'da son yılların en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakan gözaltına alındı. Hariri istifa etti, Husiler Riyad'a füze fırlattı. Suudi Arabistan'da son yılların en büyük operasyonu başladı. Körfez'de bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş anlar yaşandı. Önce Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Suudi Arabistan'da açıklayan Hariri, İran'ı ve Hizbullah'ı suçladı. Hariri'nin açıklamalarının ardındansa bölgede çarpıcı bir gelişme yaşandı. İran destekli Şii milis gücü Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. Suudi kaynaklarına göre füze, Riyad yakınlarındaki füze savunma sistemi sayesinde havada etkisiz hale getirildi. Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlama kentin büyük bölümünden duyuldu. Füze saldırısının ardından Suudi Arabistan'da flaş gelişmeler yaşandı. Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih, Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdülaziz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan görevlerinden alındı. Bu isimlerin füze saldırısını engelleyemediği için görevden alındığı iddia edildi. Suudi ülkesindeki deprem bununla da sınırlı kalmadı. Kral Salman bin Abdülaziz geç saatlerde yolsuzlukla mücadele yönünde bir dizi karar aldı. Yolsuzlukla Mücadele Komitesi kuruldu. Komite 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların tutuklanmaya başlandığı da iddialar arasında. Uzmanlara göre operasyon ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın siyasi kontrolü arttırma hamlesi. Zira Kral Salman 21 Haziran'da teamüllere uymayarak yeğeni Muhammed bin Naif'in yerine taht adaylığı için oğlu Muhammed bin Selman'ı getirmişti. Bu hamlenin ardından kraliyet ailesi içinde gerginlik çıkmıştı. Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifası sonrası bölgedeki hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda operasyonların İran'ı bölgede saf dışı bırakmayı hedeflediği görüşünde. Bu açıdan da operasyona karşı Ankara'nın takınacağı tavır merak konusu. Suudi Arabistan'da tutuklanan kişilerin banka hesaplarına ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu, dondurulduğunu da belirtelim sıcak bir gelişme olarak. Astana zirvesinde Rusya'nın önerisiyle yapılması planlanan Suriye Halkları Kongresi ertelendi. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Türkiye'nin itirazı sonucunda kongrenin ertelendiğini, yeni kongreye PYD'nin davet edilmeyeceğini açıkladı. Kalın, Suudi Arabistan'daki prens ve bakanların tutuklanması hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV televizyonda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör operasyonları konusuna değinen Kalın, güvenlik söz konusu olduğunda kimsenin iznini almayız, Kandil'e dönük olur, Sincar olur, biz terörle mücadele içinde, yoğun çaba içinde olduk, olacağız, dedi. İranlı güvenlik işbirliğinin artarak süreceğini kaydeden Kalın, Batı ittifakında yer aldığımız için komşumuz olan bir ülkeyle ilişkilerimizi düşürmemiz beklenemez, ifadesini kullandı. Astana zirvesinde Rusya'nın önerisiyle yapılması planlanan Suriye Halkları Kongresi'ne de değinen Kalın, PYD'nin de davet edilmesi üzerine tepki gösterdiklerini, bunun üzerine Kremlin'in toplantıyı ertelediğini açıkladı. Rusya ile temaslarımız devam ediyor diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, toplantının Kasım ayının 18'inde değil, daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz. Büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz. Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendi ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği ifadeleri kullandı. İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'da prens ve bakanların tutuklanması hakkındaysa, Suudi Arabistan dönüşüm sürecinden geçiyor, kral ve sonrasıyla ilgili siyasi düzenlemeler yapılıyor, petrole bağımlı olmayan bir ekonomik model üzerinde çalışıyorlar ifadelerini kullandı. İran, Kerkük şehrinde Haçlı Şabi ofisi ve Şiilere ait bir camiye çifte intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre sevgili seyirciler, en az 5 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentinde peş peşe iki ayrı intihar saldırısı düzenlendi. Atlas Mahallesi'ndeki saldırıdan önce ses bombası patlatıldı. Panikleyen insanlar daha sonra olay bölgesinde toplandı. Bu sırada kalabalığın üzerine silahlarla ateş açıldı. Ardından bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Haçlı Şabi çatısı altında yer alan Saray Es-Selam ofisine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Irak'ta Şii lider Mukteda Es-Sadr'a bağlı olan Saray Es-Selam, Haçlı Şabi içerisinde aktif varlık gösteriyor. Irak ordusu, federal polis ve Haçlı Şabi güçleri 16 Ekim'de peşmergenin çekilmesiyle Kerkük'te kontrolü sağlamıştı. Saldırıyla ilgili Irak'tan açıklamalar geldi. Kerkük'teki Haçlı Şabi ofisine düzenlenen intihar saldırısında bir kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamayı yapan Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Veli oldu. Veli, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada hastaneye bir kişinin cenazesinin getirildiğini, 24 yaralı olduğunu kaydetti. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Şırnak, Besler, Dereler bölgesinde düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da ise örgüte ait 25 sığınak imha edildi. Kırsalda tespit edilen teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Şırnak, Besler, Dereler bölgesinde tespit edilen terörist gruba hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik hava harekatları da devam ediyor. Avaşin, Basyan'la Hakurk bölgelerindeki hedefler vuruldu. Terör örgütüne ait barınak, silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Diyarbakır'ın Lice kırsalındaysa 2 gün süren operasyon başarıyla tamamlandı. Arazi aramalarında bir mağarayla 25 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda bol miktarda yiyecek ve gıda malzemesi bulundu. Savcının talimatıyla malzemeler imha edildi. Mühimmatlar ise muhafaza altına alındı. Piyasa değeri 9 milyon 768.500 TL olan toplam 744 kilo 10 gram esrar maddesi de ele geçirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınıra gitti. Geceyi Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda geçirdi. Akar, Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla konuştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınıra gitti, incelemelerde bulundu. Akar, beraberindeki kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla birlikte sınır hattındaki birliklerde denetlemelerini sürdürdü. Komutanlar Dağlıca'daki 6. Hudut Tabur Komutanlığı'na gitti, operasyonlar hakkında bilgi aldı. Askerlerle yemek yiyen Akar ve komutanlar geceyi de burada geçirdi. Sabah saatlerinde 2522 rakımlı Oramar Tepe Üst Bölgesi'ne giden Akar, daha sonra Kalana Tepe Üst Bölgesi'ne geçti. Evet beyler, kolay gelsin. Orgeneral Akar ve komutanlar incelemelerin ardından Yüksekova ilçe merkezine döndü. Bunlar makinelere yattı, haberin olsun ha. telefon çıktı, ertik bozuldu, haberin olsun. Esnaf ziyaret edildi. Ya gözlük mü alıyorsunuz? Ne oldu, gözlerde görmüyor mu? Gel bakalım. Hadi bakalım. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir çay ocağında oturup çay içen Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarına halk yoğun ilgi gösterdi. Orgeneral Akar daha sonra Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret etti. İnanıyoruz, biliyoruz. Efendim, önümüzdeki dönemde çok daha güzel olacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İncirlik'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçmesi ve Amerika'ya kapatılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Amerika ile cephe cepheye olduğunu belirten Perinçek, hükümeti uyardı, yapacağınız ilk iş İncirlik'i Amerika'ya kapatmak olmalı, dedi. Türkiye'deki Amerikan üsleri, İncirlik üssü başta olmak üzere Amerika'ya kapatılmalıdır. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek İzmir'den uyardı. İlk iş İncirlik'in Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin egemenliği altına geçmesi ve Amerikan uçaklarına ve silahlarına Türkiye'deki bütün üslerin kapatılmasıdır.
İzmir'de Vatan Savaşı'ndan milli hükümete dayanışma ve birlik kahvaltısına katılan Perinçek'in gündeminde ABD'nin Türkiye'de nükleer silah bulundurması vardı. Amerika bombalarını, nükleer silahlarını vesaire bizim topraklarımızın altından söküp alıp gitmelidir. Bu talebimiz bugün Türkiye'nin en önemli meselesidir. Çünkü çetin bir döneme giriyoruz ve Türkiye Amerika ile cephe cepheye gelmiştir. Amerika üzerimize FETÖ'sünü, PKK'sını, IŞİD'ini sürdü ve yenildi ama son çılgınlıkları da her an gündeme gelebilir. O bakımdan uyanık olmamız lazım. Perinçek sözü Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş'a bıraktı. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalarla ilk etapta tespit edilen rakamlara göre 200 bin kişi öldü. 160 bin kişi Hiroşima'da öldü, geri kalan da Nagasaki'de öldü. Bu bombalardan bir tanesi patladığında öncelikle zaten Adana kenti yok oluyor. Karataş İncirlik'teki tehlikeyi hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin bir nükleer bomba cephaneliği üzerinde oturduğumuzun farkında değiller. İncirlik Amerika'nın kullanımına kapatılsın, nükleer bombalar taşınsın. Beyazıt Karataş, Türkiye'nin casus yuvası haline getirildiğini söyledi. Adana'daki Amerikan konsolosluğunun yönetiminde, Gaziantep'te, Urfa'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Diyarbakır'da, Van'da, aynı şekilde Mardin'de, Şırnak'ta, Yüksekova'da Amerikan ajanları, CIA ajanları cirit atıyor. Türk ordusunun kararlı ve başarılı mücadelesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölücü terör örgütü PKK'dan temizleniyor. Peki 24 Temmuz 2015'te başlayan terör operasyonlarına bölge halkı nasıl bakıyor? Ulusal Kanal yayınına katılan Şırnak Silopili Kanaat Önderi Abdülkerim Özdemir dikkat çeken açıklamalar yaptı. PKK'nın arkasında Amerika ve İsrail var dedi. Teröristleri hendeğe gömen Türk ordusunun göz bebeği olduğunu söyledi. Allah ordumuzu başımızdan eksik etmesin. Her şey olur. Ordu Türkiye'nin göz bebeğidir. Türkiye'nin önemli sorunlarına mercek tutan Elinin Hamuru programı bu kez Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını gündeme aldı. PKK'nın hendeklere gömülmesinden sonra bölgede neler değişti? Oradaki vatandaşlarımızın hayatında neler değişti? Programın konukları Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Vatan Partisi Kardeşlik Bürosu Başkanı Arif Doğan ve Şırnak Silopili Kanaat Önderi Abdülkerim Özdemir'di. Bölücülüğün üzerine silahla gidildiği zaman meselenin çözülebileceğini, halkın ancak bu tutumla rahatlayabileceğini görüyoruz bölgede, görünüyor bu açık olarak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin nabzının tutulduğu programda Abdülkerim Özdemir dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu bak İsrail, Amerika. Barzani ne yaptıysa daha fazlası PKK'nın şeysine de gelir. Tabii PKK'nın başına daha büyüğü gelecek. Daha büyüğü gelecek. Göreceksin. Ben ölü sizler sağ. Özdemir, bölücü terör örgütü PKK'yı hendeklere gömen Türk ordusunun Türkiye'nin göz bebeği olduğunu vurguladı. Ordu Türkiye'nin göz bebeğidir. Ordusuz bir millet değildir. Yani herkes bir laf daha hadi bakalım. Herkes orduya saygı göstermektir. Yani parlamento şu bu kesinlikle tek ordu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ancak bölge halkı meraları kullanamıyor. 95 bin hayvan beyanameli yaylaya gidiyordu. Bu yüz hiçbir hayvan. Bölge halkının devletten en büyük beklentisi de bu meraların yeniden kullanıma açılması. Yani bütün meraların serbest bırakılması gerekir. Evet. Meralar açısından bu yani böyle bir şey. Yani hayvancılık açısından. İkincisi devlet kitlerini yeniden kuracak. 20'ye yakın Doğu ve Güneydoğu illerimizin büyük bölümü imkanları ve olanakları hayvancılığa erişimlidir. Orada et ve balık kurumlarımızı kurmalıyız. Oralarda bu hayvancılığı geliştirmeye devlet desteklemeli. Buralarda desteklemeli. Türk ordusunun göz bebeği askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan 61. nöbette savaşan ordunun okulları kapalı kalamaz denildi. Bir kez daha okulların derhal açılması gerektiği vurgulandı.
ordu gücünü iyi eğitilmiş subaydan, iyi eğitilmiş komutandan alır. Askeri okulların önemi anlatıldı. Oralardan yetişen subaylar kurmay olur, savaş idare eder, cephe idare eder, kahramanlıklar ve destanlar yazar. Hükümet bir kez daha uyarıldı. Harp okullarını açtınız, liseleri açmanız gerekir. En tecrübeli birikim liselerde başlar. Savaşan ordunun askeri okullarının hemen açılması gerektiği vurgulandı. Liselerin derhal açılması gerekir. Liseler açılmadığı zaman Türk ordusuna hainlik ve ihanet edersiniz. Ayağını topar edersiniz. Türk ordusunun olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi devam ediyor. Askeri liseler hemen açılsın. 61 haftası geride kalan mücadelede çok sayıda vatansever yine İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka hükümete seslendi. Okulları açmak zorundasınız dedi. Eğitimler tarlada, tapanda, ormanda, pırasa tarlasında olmaz. Eğitim okulda olur, okulda. Onun için liselerin derhal açılması gerekir. Türk ordusu, polisi ve korucuları terörle mücadelede şehit veriyor diyen Hokka, savaşan ordunun okulları kapalı kalamaz vurgusu yaptı. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı Türk ordusudur, Türk silahlı kuvvetleridir. Bunlara yapılacak her türlü hizmet, emek zayi olmaz, boşa gitmez. Onlar şehit veriyor, siz şehit vermiyorsunuz. Gaziantep Valiliği Vatan Partisi'nin Atatürksüz müfredatla ilgili broşür dağıtımına izin vermedi. İl Başkanı Gündür Ün verdi. Valiliğin bu tutumundan vazgeçmesini istedi. Eğitimde yaşanan sorunlar ve Vatan Partisi'nin çözümleri başlıklı broşürümüzün dağıtımı Gaziantep Valiliği tarafından olağanüstü hal yasasının arkasına sığınılarak yasaklanmıştır. Bu yasaklamalarda çifte standart uygulanmaktadır. Belediyenin, bazı vakıfların ve bazı partilerin etkinlikleri hiçbir engelleme ile karşılaşmamakta, hiçbir sınırlama getirilmemektedir. Gaziantep Valiliği partimize karşı uyguladığı yasakçı tutumundan derhal vazgeçmeli, bütün vatandaşlarımıza ve kitle örgütlerimize Atatürksüz müfredatı geri çektirmek ve milli ve bilimsel eğitim sistemini anlatmak üzere halk içinde birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Sınırlarımızın dışına uzanacağız. İspanya yargısının yasaklamasına rağmen bağımsızlık referandumu sonrası tek taraflı olarak bağımsızlık ilan ederek Belçika'ya kaçan eski Katalan lider Charles Puigdemont Belçika polisine teslim oldu. İspanya yargısı yurt dışına kaçan Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. Belçika'ya kaçan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Katalan lider Puigdemont, Belçika polisine teslim oldu. İspanya tarafından görevden alınan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Katalonya Başkanı Charles Puigdemont, Belçika polisine teslim oldu. Belçikalı bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Puigdemont'la birlikte Belçika'ya giden 4 Katalan yetkilinin de polise teslim olduğunu belirtti. Tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası Belçika'ya kaçan Puigdemont ve Katalan bakanlar hakkında isyan suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İspanya'ya dönerek ifade vermeyi reddeden Puigdemont, beraberindeki 4 bakanla birlikte Belçika polisine teslim oldu. Puigdemont, İspanya'da yargılanmak istemediğini, Belçika Adalet Makamları'yla tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İsyan suçlamasıyla soruşturma başlatan İspanya savcılığı, Belçika'ya kaçan Puigdemont ve bakanlar hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı. Bu arada ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin tutuklanması, Barcelona Üniversitesi'nde düzenlenen eylemle protesto edildi. Bölgedeki gerilim devam ediyor. Yurda dönüyoruz. Ankara'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı yarın belli olacak. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi. 23,5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Melih Gökçek'in yerine gelecek isim pazartesi günü belli olacak. Çok daha köklü bir değişime ihtiyacımız var. Açıklama Ankara Valiliğinden yazılı olarak yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım'da toplanacağı belirtildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 6 Kasım Pazartesi günü saat 14'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür. Mecliste AKP'nin 100, CHP'nin 21, MHP'nin 15, Bağımsız 3, Büyük Birlik Partisi'nin ise 1 üyesi bulunuyor. AKP, Gökçek'in yerine kimin aday yapılacağına ilişkin temayül yoklaması yapmıştı. Sandıklardan sırasıyla Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün ismi öne çıkmıştı. Tabii öne çıkan bu isimler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Zira Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP'nin genel başkanı ve Ankara'nın yeni belediye başkanının kim olacağına Erdoğan karar verecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör ataması yaptı. Buna göre Antalya Akev Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Hayati Aktaş, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Peyami Çelikcan, Sanku Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Güner Dağlı ve Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Tevfik Tezcaner getirildi. Sevgili seyirciler, işçilerin, emekçilerin dertleri bitmek bilmiyor ve ne yazık ki seslerini duyurmakta zorluk çekiyorlar. Ulusal Kanal işçilerin, emekçilerin sesini tüm yurda duyurmaya devam ediyor. Sadaka değil, kadro istiyorlar. Taşeron çalışma modern köleliktir diyen taşeron işçileri İstanbul Kadıköy'de eylem yaptı. Emekçiler, Başbakan Binali Yıldırım'a verdiği o sözü hatırlattı. O iş bitti, tamam. Bitti. Statü var, kadro yok. İstediğimiz statü değil. Biz ya açık konuşalım, biz otomobildeki herhangi bir aksesuar değiliz. Sağlık kurumlarında veri giriş elemanı, bilgi işlemci, hasta karşılama, yemekhane personeli, teknisyen, temizlikçi, hasta bakıcı, belediyelerde zabıta, katip, şoför, itfaiyeci, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik, kiralık araçlı şoför. Onlar taşeron işçiler. Tek istedikleri güvenceli, kadrolu çalışmak. Taşeron çalışma ömrün demektir. Taşeron çalışma yasaklansın. Taşeron çalışma yasaklansın. Kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacak. Başbakan Binali Yıldırım'a bu sözlerini hatırlattı işçiler. Hükümeti sözlerinin arkasında durmaya davet etti. Siyasi iktidardan seçim öncesi ilan ettiği kamuda taşeron kalmayacak, hepsi kadroya geçecek sözleri doğrultusunda radikal adımlar atmasını bekliyoruz. İstanbul Kadıköy'de toplanan taşeron işçiler eylem yaptı. O halde artık yeter. Temel insan haklarına, ilo normlarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Avrupa Birliği uyum yasalarına ve Avrupa Birliği sosyal şartlarına aykırı olan ve bir insanlık suçuna dönüşmüş taşeron sistemde çalışmayı reddediyoruz. Taşeron çalışma ömür. Denetim yetersizliğini, güvencesiz çalışma koşullarının güçlüğünü ve işçi cinayetlerini hatırlattı işçiler. Ücret politikaları çalışma şartları olarak 21. yüzyılın çağdaş köleleridir. Özellikle devletin denetiminde olan iş yerlerinde taşeronların varlığı utanç vericidir. Modern devlet ve anayasa vatandaşlarının iş, gelecek ve ekmeğini güvence altına alır. Sadaka istemiyoruz, artık yeter diyoruz diyen işçiler, yetkilileri ve tüm siyasi partileri göreve çağırdı. Mecliste ilgili bir habere geçeceğiz ama az önce verdiğimiz bir haberle ilgili ek yapma gereği var sevgili seyirciler. Nedir o? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yapmış olduğu açıklamaları ekranınıza taşıdık. İbrahim Kalın, Türkiye'nin tepkisi üzerine Rusya'nın yapmayı planladığı ve PYD'yi de davet ettiği o toplantıyı ileri bir tarihe ertelediği,
PYD'nin de bundan sonraki toplantıya çağrılmayacağı, davet edilmeyeceğini açıklamıştı. İşte bu bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Sıcak bir gelişme var. Rusya'nın Suriye'nin Halkları Kongresi toplantısına PYD'yi davet etmesi Türkiye'nin yanı sıra İran'ı da rahatsız etti. Gelen sıcak bilgilere göre PYD'nin o toplantıya davet edilmesine Türkiye'nin yanı sıra İran'da tepki gösterince Rusya kararını tekrar gözden geçirme kararı aldı. Siyasi partilerin mecliste yaptığı grup toplantılarında ziyaretçilere verilen grup toplantısı ibareleri yaka kartları partililere göre renklendirilecek. Renk olarak kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert kullanılacak. Uygulamayla yoğunluk ve olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mecliste salı günleri her ziyaretçiye verilen grup toplantısı ibareleri yaka kartlarının partilere göre değişik renkte olması kararı alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Buna göre siyasi partilerin mecliste yaptığı grup toplantılarında ziyaretçilere verilen plastik yaka kartları partilere göre kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert olacak. Üçüncü yasama yılı. Böylece ziyaretçilerin AKP, CHP, HDP ve MHP gruplarından hangisine geldiği belli olacak. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 4 partiye sürekli aynı renk plastik kartlıksa verilmeyecek. Renkli kartlıklar her hafta ya da belli haftalarda değiştirilecek. Bu kapsamda da Meclis Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı ile siyasi parti grup yöneticileri bir araya gelerek partilerin o hafta kullanacağı renge karar verecek. Partilerin haftalık grup toplantılarının aynı gün birbirini takip eden saatlerde yapılması ve her salı Ankara dışından yaklaşık 5-6 bin ziyaretçinin meclise gelmesi bir yoğunluğa neden oluyor. Renkli kart uygulamasıyla hem yoğunluğun hem de olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu uygulama sadece siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri uygulanacak. Diğer ziyaretlerde ziyaretçi kartı yazılı kartlar kullanılmaya devam edecek. Suudi Arabistan'daki gerilimi de sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Gerilimin sebeplerinden bir tanesi hiç şüphesiz Suudi Arabistan Kralı'nın Rusya temasları sırasında yapmış olduğu S-400 anlaşması. Tabii ki gözden kaçan bu detay Rusya'dan gelen sıcak gelişmeyle bir kere daha ön plana çıkmış oluyor. Nedir o sıcak gelişme? Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu yakınlarında polise bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası güvenlik önlemleri kapsamında 3500 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtiliyor. Mayınlar bizi durduramaz dedi, hayatına devam etti. Gazi Ömer Süzen 2008 yılında Hakkari'de mayın patlaması sonucu gazi olmuştu. Hayata küsmedi, ampute futbol oyuncusu oldu. Gazi Süzen 9 yıldır Antalya Asat Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyiyor. İşte vatan kahramanının herkese örnek olacak azmi. Ampute futbolu ben Gata'da duydum. Daha önce hiç duymamıştım. Uzman çavuş Ömer Süzen, 2008 yılında Hakkari Yüksekova'da mayına basma sonucu sağ bacağını kaybetti. Futbol benim için bir anlamda rehabilite. Gazi Süzen uzun süren tedavisinin ardından arkadaşlarının da ısrarıyla futbola başladı. 9 yıldır Antalya'da top koşturuyor. Takıma gelir misin? Ben de olmaz dedim yine. Beni zorla oradaki arkadaşlar getirdi. Baktım hoşuma gitti. O anda psikolojim biraz daha taze olduğu için bayağı kötüydü. Futbolun bayağı faydasını gördüm. Süzen futbolla hayata yeniden tutundu. Mayınlar bizi durduramaz diye. Yani durduramıyor evet gördüğünüz gibi. Yine durdurmadı. Beni de durduramadı. Yani yine sahalarda top oynuyorum yani. Antalya Asat Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynayan Süzen ayrıca voleybolda oynuyor. Tedavi amaçlı oldu. Yani şu anda oynuyoruz yine devam ediyoruz. Voleybol milli takımında oynadım bir sene görev aldım yurt dışında. Uluslararası turnuvalara katıldım. Orada milli oyuncu olarak görev yaptım. Onu en çok mutlu eden de milli formayı giymek. Milli oyuncu olmak çok önemliydi. Belki de bu gaziliğimden dolayı çok milli duyguların kabarık olmasından. Oldu o da ya branş fark etmiyor. Ben diyorum milli oyuncuyum sonuçta branş fark etmiyor. O Ay Yıldızı bayrağı taşıdım göğsümde. Yetti bana. Gazimiz Ay Yıldızı bayrağı göğsümde taşıdım. Bunda gurur duydum. Bu bayrağı göğsümde taşıma şerefi bana yeter diyor. Gazilerimizle tabii ki gurur duyuyoruz. Onlar bizlerin göz bebeği. Hele ki şehitlerimiz.
Onlar bizim baş tacımız. Örnek olacak haberi ekranınıza getirdik. Bir de tepki çekecek bir haber var. Konu yine bir gazi. Hatta iki gazimiz. Yorumu siz yapacaksınız. Bölücü terör örgütü PKK ile mücadele eden gazilerimiz Ankara'da trafik magandalarının saldırısına uğradı. Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş isimli iki gazi, 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte trafikte yaşanan tartışma sonrası öldüresiye darp edildi. Gaziler hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Muzaffer geçmiş olsun, ne oldu? Saldırıya uğradık biz. Terörle mücadele eden gazilerimize saldırdılar. 2 yaşındaki çocuğu bile öldüresiye darp ettiler. Biz ne yaptık onlara? PKK ile mücadele sonucunda kollarını ve bacaklarını kullanamayan gazilerimiz Ankara'da trafik magandalarının saldırısına uğradı. Olay dün akşam saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Gazi ve aileleri engelliler için özel yapım otomobille seyahat ediyorlardı. Arabanın içinde sol bacağını kullanamayan Gazi İbrahim Kızılkaş'la belden aşağısı tutmayan arkadaşı Gazi Muzaffer Oktay vardı. Otomobilde İbrahim Kızılkaş'ın 2 yaşındaki çocuğu Ada Kızılkaş'ta bulunuyordu. Magandalar çocuğa bile saldırdı. Çocuğuma bile saldırmaya kalktılar. Ellemeyin çocuğu, çocuğa vurmayın dediler ama çocuğa tekrar kapıyı açıp çocuğa vurdu. Gaziler Eskişehir yolunda ilerlerken plakası belirlenemeyen bir ticari araç yol verme tartışması yaşadı. Bir AVM'nin önünde ticari araçla önlerini kesen 4 kişi Gazi ve ailelerinin bulunduğu otomobili tekmelemeye başladı. Saldırganlardan kaçan gazilerin bulunduğu otomobil yaklaşık 3 kilometre sonra yol kenarındaki bir benzin istasyonuna girerek buraya sığınmak istedi. Ancak arkalarından takip eden 4 maganda ticari araçlarından inerek gazilerin bulunduğu otomobilin camlarını kırmaya başladı. Magandalar gazileri otomobilin dışına çıkartarak darp etti. Ya gazi vurmayın dedik, onlar sizi korurken böyle oldu dedik ama hiçbir şey anlamadılar, habire vurdular. Hastanede tedavi altına alınan gaziler Güneydoğu'da PKK ile mücadele etti. Benim abim ve İbrahim abi Güneydoğu gazi. Belden aşağısı tutmayan jandarma subay Çavuş Muzaffer Oktay, 2015 yılında Mardin Artuklu'da terör örgütüyle girilen çatışmada gazi oldu. Jandarma uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş da 2016 yılında Kars Sarıkamış'ta teröristlerle girilen çatışmanın ardından sol bacağını kullanamaz hale geldi. Olayın ardından Etimesgut Emniyet Müdürlüğü ekipleri gazileri darp eden 5 saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir kere her şeyden önce küçücük bir çocuğa vurmak ne demek oluyor? Nasıl bu kadar gözü dönmüş olabiliyor bu insanlar? Akıl sır ermiyor. Tüm Türkiye'nin nefretini çeken o 5 kişinin emniyette olduklarını, sorgularının devam ettiğinin altını çizmekte fayda var. Şahin Efe Yılmaz, asırlardan bu yana devam eden Efelik geleneğinin en önemli takipçisi. Yazdığı çok sayıda kitapla Zeybek, Yörük ve Türkmen kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Özellikle Aydın'ın ve daha sonra da Ege bölgesinin hemen hemen bütün yörelerine Efeler Diyarı denmektedir. Bunun pek çok farklı sebepleri vardır. Şahin Efe Yılmaz, Zeybeklik ya da Yörük Türkmen geleneği üzerine araştırma yapanların yakından tanıdığı bir isim. Bu coğrafya ruhunu bu gelenekle beslediği için bizim ruhumuzda bu bölgenin gençlerinden birisi olduğumuz için bu ruhla beslendi. Yılmaz, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne tanıklık eden Efelik kültürünü yazdığı kitaplarla anlatıyor. Keyfi bir takım uygulamalar sebebiyle ya da işte kimse alınmasın ama dernekçilik adı altında bir takım faaliyetlerle bu gelenek ayağa düşürmüş durumda. Kitapların yanı sıra asırlık geleneği yaşatmak adına da uzun yıllardır mücadele veriyor. Uganda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi, askeri ve siyasi tüm unvan ve sıfatları dışında bir tek lakabı vardır. Sarı Zeybek. Neden? Ülkemizi koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güneydoğu'da sınırda ve en uç rakımlı tepede terörle mücadele eden ve muhafızlık yapan birliğin adı Efeler Tabunu'dur. Bunun bir manası olmalı, anlamı olmalı. O da şudur, bu gelenek Türk yiğitlik geleneğinin son koludur.
her zaman devleti ve milleti korunmuş bir ruh halidir bu. Uzun süredir efelik kültürünü anlatan Yılmaz, geleneğin farklı faaliyetlerle özünden koparılmasından da şikayetçi. Zeybekliğin de bir takım yazılmamış töreleri vardır. Yani kulağınızda küpeyle, sakalla, top sakalla, renkli camlı gözlükle, sipah ayakkabıyla zeybek kostümü giyilmez. Ona göre çözümün en önemli adımı gençlerin bu kültürle yetiştirilmesi. Efelik ruhuyla yetiştirilmiş bir genç, bu ruhuyla yetiştirilmiş bir yiğit, erkek ya da kız, bulunduğu noktada devlet ve milletin milli menfaatleri için vazife yapacaktır. Devletin ve milletin milli menfaatlerini şahsi menfaatlerinden önde tutacaktır. Kritik cerrahi operasyonlarda başvurulan robotik cerrahi Türkiye'de hızla yayılıyor. Özellikle organ nakillerinde kullanılan yöntem sayesinde ameliyatlar daha sağlıklı ve başarılı şekilde yapılıyor. Yaklaşık 1,5 sene oldu bu böbrek nakline başladık. Robotik cerrahi yöntemiyle organ nakli doktor ve hastalar tarafından daha sık tercih edilmeye başladı. Dünyada araştırdığınız zaman bir tek, yani daha doğrusu Amerika'da Batikütü Enstitüsü'ne bağlı ama Hindistan'da, Yeni Delhi'de Doktor Alavat yapıyor bunu. Profesör Doktor Volkan Tuğcu, robotik cerrahinin merkezi kabul edilen Hindistan'da eğitim aldı. Eğitim sonrası özellikle organ naklinde kullanılmak üzere uygulamayı Türkiye'ye getirdi. Çalışmaların hız kazanmasıyla Türkiye bu yöntemle yapılan operasyonlarda dünyada Hindistan'dan sonra ikinci sıraya oturdu. İspanyollar, Fransızlar, Almanlar başladı ve şu anda bizim sayımız 60'a yaklaştı ama onların sayısı daha 20'lerde Avrupa'da. En büyük seri bizde. Tuğlu, 1. Palandöken Endüroloji Günleri kapsamında geldiği Erzurum'da robotik cerrahiyi anlattı. Tuğlu'nun önderliğinde Türkiye'de yürütülen çalışmaların namı yurt dışına da ulaştı. Profesör Doktor Tuğlu, robotik cerrahide eğitim merkezi olarak kabul edildi. Amerika'nın o Batikütü Enstitüsü beni eğitim merkezi kabul etti. Şimdi Avrupa'dan da gelecekler. Bunu bir şekilde dünyaya yayacağız. Robotik cerrahi özellikle organ nakillerinde kullanılıyor. Gelişmiş teknoloji sayesinde operasyonlar daha pratik şekilde sonuçlanıyor. Robotik cerrahi ile yarı yeri 4 santim veya 4,5 santim. O yüzden yarı yerinin iyileşmesi bir avantaj. Artı 10-15 kat büyütüyorsunuz. O küçücük damarları çok iyi görüyorsunuz. Kanama çok az oluyor. Sağlık sektöründen bir başka haberle devam edelim. Türkiye'deki doktorlar sadece bir dakikada MR tetkikini yorumlamak zorunda kalıyor. Doktorların bu yoğunluğu hastanın etkin değerlendirilmesinde sıkıntılara yol açıyor. Bu acı tabloyu Türk Radyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Tamer Kaya yorumladı. Radyolog sayısı az, tetkik okuma oranı yüksek. Bu tetkik yoğunluğunu çözmeden de biz diğer çabalarımızı pek üzerine eğilmek açıkçası istemiyoruz. Türkiye'deki doktorlar her bir dakikada MR tetkiklerini yorumluyor. Bu da doktorların verimsiz çalışmasına neden oluyor. Tetkik yoğunluğu bizim önümüzü çok kesen bir süreç. Bunu maalesef çözmek gerçekten de zor. Bunun da farkındayız. Yani böyle basit bir anda olsun bitsin diye sihirli bir değnekle çözülecek bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz. Türk Radyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Tamer Kaya, doktorların içinde bulunduğu sıkıntıları bu sözlerle açıkladı. Bu kadar yoğunluk olunca hastalarımıza faydalı olamadığımızı görüyoruz. Bazı meslektaşlarımız %5'i belki bir dakikada bir tetkik yapmak zorunda kaldığını söylüyor bugün bize ki bu oran hiçbir bilim standardında kabul edilemeyecek bir orandır. Antalya Belek'te düzenlenen 38. Ulusal Radyoloji Kongresi'nde konuşan Kaya, radyologların sağlık hizmetlerinin omurgasını oluşturduğunu hatırlattı. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ama bayağı uzun sürdü ve meslektaşlarımızın memnuniyetsizliği gittikçe artıyor. İş gücü kaybı eninde sonunda sisteme olumsuz etki edebilir. Yani bu sistemin muhakkak bu şeyden sıyrılması lazım. Kaya, yoğun çalışma sürecinin mesleki ve hukuksal birçok sorunu da beraberinde getirdiğini söyledi. Bu üst sınırlara çıktığımız zaman bizi hataya zorluyor. Daha da önemlisi hastalarımız, yani kamu yararına olmuyor verilen hizmet. Sadece görsel olarak bir memnuniyet sağlıyor, doğru. Yani gidiyor orada tetkikinin sonucunu alıyor. Elinde zarfı var, dosyası var, her şey tamam ama sonuçta o sağlık hizmetini alamıyor. Zaten onun için gidip başka hastanelerde de bu tetkiki aynısını yeniden yaptırıyor. Bakalım o ne yapmış, o ne diyor diye.
Tarsus gastronomi günleri başladı. Şalgamlar, cezeryeler, kara kuş tatlıları ustaları tarafından görücüye çıkarıldı. Can dostum, oy Tarsuslum, Tarsuslum, gel yanıma can dostum, canım feda yoluna, sen olmazsan mutsuzum. Ezgiler, halk oyunları ve nefis yiyecekler. Hepsi Tarsus gastronomi günlerinde bir araya geldi. Tarsus cezeryesinin özelliği saf oluşu, havuç, şeker ve baldan yapılmışı. Etkinliğe Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Çok farklı kültürlerin mutfaklarını birleştirdiğimiz zaman Türk mutfağı diyoruz. Bu da dünyanın en zengin mutfağı olmasının nedeni o. Kabak reçeli her yerde bulabileceğiniz bir reçel değil. Söndürülmüş kireçte yapılan bir reçel. En güzel şalgamlar, en güzel reçeller ve o yöreye has tatlılar ustaları tarafından sergilendi. Şalgam üreticisiyiz biz. Hıdır Eldez yarışmalarında 3 yıldır üst üste birinciliğimiz de var. Siz bunu nasıl yap? Kendiniz mi üretiyorsunuz? Bu el yapımı, Tarsus'a özgü el yapımı limonata. Tarsus kebabı ise en iddialı ürünler arasında yerini aldı. Tarsus kebabı özel mi? Özel tabii. Bizim Tarsus kebabımızda soğan konur. Bu ne Adana ne Mersin, dünyanın hiçbir yerinde bu kebap yoktur. Sadece Tarsus'a mahası, biz papya biberinden soğan koyarız içine. Yurt içinden ve yurt dışından gastronomi ustaları da etkinliğe katıldı. Ne yapıyorsunuz şimdi bu? Tarsus'un meşhur karakuş tatlısını yapıyorum. Bak kuşa benziyor. Kuyruğu. Aa, kuşa benziyor. Evet. Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmine Lokmanoğlu neyi amaçladıklarını anlattı. Turizmi nasıl cazip bir hale getiririz Mersin'in turizmini diye çalışırken gastronomiyi kullanmaya karar verdik. Tarsus'un her türlü geliri Mersin'in turizmini de ayakta kaldıracak. İştah açan bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Mutlu yarınlar.